Merhaba, bugün Kobi ERP yazılımında yer alan stoklar içerisindeki stok giriş işlemleri alanını anlatacağım. Bunun için işlemler menüsünden stok ve stok giriş işlemleri seçilir. Karşımıza stok giriş işlemleri arama ekranımız geldi. Bu kısımda çeşitli arama kriterlerine göre filtreleme işlemi yapılarak önceden oluşturmuş olduğumuz stok giriş işlemlerini görüntüleyebiliriz. Bu arama kriterlerini inceleyecek olursak başlangıç, bitiş tarihi, belge türü, devir girişi, mal girişi, sahil giriş, sayım girişi ve üretimden giriş, işlem numarası, belge numarası ve işlem şubeleri olmak üzere bu kısımda Afyon, Ankara, Aydın, Bursa merkez şubelerimiz mevcut. Alt alandaki butonları inceleyecek olursak ekle butonuna tıklanarak yeni bir stok giriş işlemi gerçekleştirilebilir. Düzelt butonuyla mevcut olan bir stok giriş işlemi üzerinde düzeltme, güncelleme işlemi gerçekleştirilir. İstendiği takdirde bu kısımda yazıcı, ekran, grafik ile yazdırma işlemi gerçekleştirilir. Mevcut olan stok giriş işlemleri sil butonuyla silinir veya stok giriş işlemini kopyala butonuyla kopyalama işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi ekle butonuna tıklayarak stok giriş işlemimizi gerçekleştirelim. Bu kısımda ilk olarak belge türü alanında stok giriş işlemimizi hangi belge türüyle gerçekleştireceksek o belge türünü seçim işlemi yapılmalıdır. Belge türümüzü mal girişi olarak seçelim. İşlem numaramızı F5'e basarak otomatik bir şekilde gelmesini sağladık. Belge numarası alanını ise mal girişi 01 olarak belirtelim. Depo kodu alanındaki 3 noktalı butona tıklanarak mevcut olan depolarımızın seçim işlemi gerçekleştirilebilir. Bu kısım Eskişehir Merkez Depo olarak kalsın. Açıklama alanını ise mal giriş işlemi olarak belirtelim. İşlem şubemizi bu kısımdan merkez şubesi olarak seçelim. Fiyat ön değerini hangi fiyat için belirlemek istiyorsanız bu alanda seçim işlemi yapılmalıdır. Belge tarihimiz ise bugün tarihli olarak geldi. Kaydet diyerek mal giriş belge türümüzün kaydını tamamlayalım. Kaydımızın tamamlandığını ise yeni kayıt yazan yerin eski kayıt ve kırmızı renkli olarak gelmesinden anladık. Alt alana bakacak olursak bu kısımdaki 3 noktalı butona tıkladığımız zaman mevcut olan stoklarımız karşımıza geldi. Grup acil listeleden gıda ürünlerini seçelim. Bal küpü toz şeker stoğumuzun seçim işlemini yapalım. Ve bu kısımda inceleyecek olursak miktarımız 598. Seçim işlemimizi yapalım. Miktar alanına ise kaç adet mal girişi yapacaksak miktar alanına miktarı girilmelidir. 100 olarak belirtelim. Enter tuşuna bastığımız zaman bu şekilde mal giriş işlemimizi tamamlamış olduk. Alt alanlara bakacak olursak yeni butonuyla yeni bir stok giriş işlemi gerçekleştirilebilir. Veya seçili olan bir satırın silinmesi isteniyorsa satır seçilerek seçilen satırları sil butonuna tıklanmalıdır. Bu kısımdaki işlemleri kontrol edecek olursak depo değiştir, seri lot çıkışı, masraf merkezleri, kare barkod girişi ve stok yeterlilik durumu işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Yazıcı alanından ise yazıcı, ekran, grafik, kare barkod olarak yazdırma işlemimizi yapabiliriz. Geri dön diyerek stok giriş işlemimizin kontrolünü sağlayalım. Oluşturmuş olduğumuz belgenin türü mal girişti. Bu kısımdan mal girişini seçerek bugün tarihli iken bul butonuna tıklayalım. Ve oluşturmuş olduğumuz belge numarası MG01 olan stok giriş işlemimiz karşımıza geldi. Şimdi bal küpü toz şeker stoğumuzun içerisine girerek miktar kontrolünü sağlayalım. Bu kısımdan kartlar menüsünden stok kartlarını seçelim. Adı alanına stoğumuzun adını yazalım. Bul butonuna tıklayalım. Stoğumuzun seçim işlemini yapalım. Bu alanda kalan miktarına bakacak olursak 598 olan miktarımıza 100 adet mal girişi yaptığımız için şu an kalan miktarımız 698 olarak güncellenmiş oldu. Kobi ERP yazılımında yer alan stok giriş işlemleri alanı genel olarak bu şekildeydi.